Evet, teşekkürler. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Arkadaşlar, bu kentin en büyük sorunu magandalar. Ne yapacağız? Magandaları halka teşhir edeceğiz. Bazen düğünde, bazen asker uğurlamasında. Manzara da sonuçta genelde aynı oluyor. Eğlence çoğu zaman yasa dönüşüyor. Evet, doğru söylüyor. Zaten kullanılması hiç uygun değil ama genellikle doğu bölgemizde, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu bölgesinde düğünlerde falan ağırlıklı olarak kullanıyorlar. Bunu artık bir güç göstergesi olarak mı, bir eğlence olarak mı, ne için yaptıklarını biliyoruz ama hiç de tasvip etmiyoruz. Yorgun mermi halk dilinde, yani şunu söyleyebiliriz. Fişeğin ateşlendikten sonra çekirdeğin namluyu terk etmesiyle ilk hızıyla beraber belli bir mesafeye kadar ulaşır. Belli bir mesafeden sonra artık düşüşe geçer. Mermi ilk nasıl ateşlendiyse düşüşe geçtiği anda da aynı hızla aşağı doğru inmeye başlar. Bu inme esnasındaki oluşan durum yorgun mermi olarak ifade edilir. Bunu genelde halk dilinde maganda kurşun olarak adlandırılmaktadır. İşte bu görüntülerin önüne geçmek için düğmeye bastı Adalet Bakanlığı. Şehir magandalarına verilecek cezalar yeni kanunla artırılacak. Vallahi bir nebze olsa geçer ama isteyen yine de yapıyor yani. Yorgun mermi ne demek biliyor musunuz? Bilginiz var mı? Yorgun mermi ne demek? Yorgun mermi ne demek? Şey diyemiyorum yorgun mermi. Yorgun mermi nedir? Bilmiyorum. Fişeğin ateşlenmesi, mermi çekirdeğinin silahı terk ettikten sonra belli bir mesafeye kadar ulaşır. Bu mesafeden düşüşe geçtiği andaki durumuna yorgun mermi denilir. Uzun menzile gidendir bence. Askerde öyle görmüştük. Değil mi? Düzenleme hayata geçirilirse halkın can güvenliğini tehlikeye atarak havaya ateş açanlara 2 yıl hapis cezası minimum olarak verilecek. Önceden bu ceza 6 aydı. Şimdi ise en üst seviye olarak 3 yıldan 5 yıla kadar da hapis cezası artırılacak. Bir defa diyorum ben mermi var da yorgun mermi ne onu bilmiyorum. Her düğünde silah atıldığı zaman 155 arayarak. Hani burada düğün var, herkes silah ateş ediyor. 155 arayarak veya jandarmayı. Hangi bölgedeyse artık ona göre. Ancak o şekilde geçirebilir. Cezai yaptırımlar da arttı artık. Hapis cezası da fazlalaştı. Artsın. Bence artsın. Sadece silah değil, eğlence maksatlı da olsa halkın güvenliğine tehlikeye atacak şekilde kullanılan havai fişek gibi patlayıcılar da suç sayılacak. Türkiye'de bu konuyla alakalı olarak her yıl 4500 tane insan hayatını kaybetmekte. En son Kahramanmaraş ilinde, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereli mahallesinde düğün esnasında bir davulcu maganda kurşunun sonucunda hayatını kaybetti. Ne yazık ki bu aslında toplumsal bir sorun haline gelmiş yani. Adam eğleniyor, havaya ateş ediyor. Ama bilmiyor ki o kurşun nereye gidiyor. Yorgun yani mermi hedefi yok yani. Evet. Yani hedefsizin nereye gideceği meçhul. Yani sonuçta bize değecek yine yani. Kuru sıkı silahla havaya ateş açmanın herhangi bir cezası yoktu önceden. Düzenleme hayata geçtiğinde bu da suç kapsamına girecek. Bu insanlar da yaralanmalara, felç kalmaya hatta ölüme kadar yol açmakta. Bu can kaybına neden olduğu kadar insanlarda, araçlarında, çeşitli mallarında zarara uğratmaktadır. Vatandaşlarımız bu konuda kesinlikle çok duyarlı olması gerekiyor. Düğüne işte misafirler geldikten sonra kesinlikle silahla ateşlenmesine izin vermemeli. Eğer bunun bu benzeri olaylar yaşanıyorsa da İşte emniyet bölgesinde ise 155'in hemen aranması, askeri bölgede ise eğlencenin 156'yı aranarak gerekli işlemin yapılması gerekmektedir. Çocuklara oyuncak olarak eline ilk silah veriliyor. Yani tabii bu da iyidir ama işte çocukta küçük yaşta o silaha bir merak salıyor. Ondan sonra artık bu işte erkek göstergesidir. Kız çocuğu bebekle oynar, erkek çocuğu silahla oynar diye eline tutuşturuyorlar. Bir yerde de önü alınamıyor artık. Aynısını düşünüyorum. Yani hiçbir zaman bir caydırıcı cezası olmadıktan sonra kişiler kesinlikle ders almıyor. Teşhir edeceğiz magandaları. Gözlerini yaşlarına bakmayacağız. Önce beyinleri düzeltmek lazım. Zihinleri değiştirmek lazım.